Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Dün video çekemedim. Video çekmedim. Ne çekeceğim ki bilmiyorum. Yani ne diyebilirim? İnsanlar can derdinde, insanlar hayatını kurtarma derdinde, insanlar üşünmeme derdinde, insanlar göçük altındaki akrabasını, eşini, dostunu, kardeşini çıkartmanın derdindeyken lay lay lom yapamazdık. Hayvanlarla alakalı videolar çekemezdik. Öncelikle merak ettiğiniz için bu videoyu çekiyorum. Yani ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum elhamdülillah. Beni telefon yağmuruna tuttunuz, aradınız. Abi Adana'daydın sen biliyoruz. Başına bir iş geldi mi diye sordunuz. Elhamdülillah gelmedi arkadaşlar. Benim başıma hiçbir şey gelmedi. Köyümde yaşanan göçük var mı? Yani biliyorsunuz bir shorts videosu paylaştırdım. İzlemeyenler için söyleyeyim. Camimizin minaresi yıkıldı ve sadece ve sadece benim avlumda yan komşumun evinin, daha doğrusu evde değil, çok eski bir ev aldığı yerin içerisinde eski bir ev var, oraya da sap balya koyuyor. Onun duvarı benim bahçeme doğru çökme yapmış. Bir o var, başka da hiçbir şey yok. Oralarda gösteririm birazdan. Elhamdülillah onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Ama sıkıntı şu. Arkadaşlar, camimize yeni atanan imamımız, Miraç hocamız, kardeşimiz o kadar değerli bir insan ki o birkaç gündür sıkıntıda. Deprem olduğu gün Antakya'da yanılmıyorsam onlar oturuyorlar, Hatay'da oturuyorlar anne ve babaları. Yanılmıyorsam, yanlışım olmasın, kayınvalidesiyle kayınpederi yani kayınbabası altlı üstlü oturuyorlar anneleriyle. Yani iki gündür alt alta üst üste oturuyorlar diye biliyorum. Ve birkaç gündür haber alamadığını söyledi bize. Ve biz ona zorla ulaştık. Basıp gitmişti oraya. Ve en son ulaştığımızda dedi ki abi hiçbir şekilde onlardan haber alamıyorum. Bütün ailem göçüğün altında. Sadece küçük kardeşim Erdoğan var. Onun sesini duyabiliyorum sadece dedi bize. Ve ona sonra gene ulaşamadık kendisine. Haberiniz olsun. Dualarınız hocamız için olsun. Onun ailesi için ve onun gibi bütün böyle arkadaşlar göçük altında yardım bekleyen insanlar için olsun dualarımız. Ölenler zaten şehit olur Allah'ın izniyle. Yani bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim değil. Ama şunu söyleyeyim size, insanlar biraz daha şöyle kendine çeki düzen versin. Lütfen insanlar biraz daha kendine çeki düzen versin. Hepimiz yani verelim arkadaşlar. Hepimiz kendimize çeki düzen verelim. Bunlar bize birer uyarı. Lütfen toparlanalım artık. Lütfen toparlanalım. Rabbim bizden ibadet istiyor. Lütfen ibadetlerimizi edelim. Ve fırsatçılığı bırakalım artık. Bakın bütün dünya, İsrail bile ya, beğenmediğiniz İsrail. Tabi onların menfaatleri var, başka bir beklentileri olabilir ama olsun. Beğenmediğiniz Amerika, beğenmediğiniz İngiltere, beğenmediğiniz Fransa, beğenmediğiniz Rusya. Yani bütün dünya bize şu anda bir olmuş, yardım gönderirken, arama, kurtarma, ekipman, eleman gönderirken ve İngiltere'de benim ortağım orada Hüseyin yanlışlıkla bana bir bildiri atmış. İngiltere'de insanlar birbirleriyle, Müslümanlar, Türkler bir araya gelerek hesap numaraları, işte yardım topluyorlar, battaniye, mama, bilmem ne vesaire vesaire. Biz ne yapıyoruz burada? Ülkede ne yapıyoruz? Fırsatçılık yapıyoruz ya. Ya 200 liralık battaniyeyi 800 lira yapmışsınız. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun, deprem bu yüzden oluyor zaten arkadaşlar ya. Belki bana yorumda bile saçmalıyorsun diyeceksiniz ama arkadaşlar vallahi yetmiyor ya. Dünyayı alsanız yeseniz doymuyorsunuz ya. Doymuyoruz yani, insan doymuyor. Ya millet petrol kuyruklarında benzin bulamıyor deprem yerlerinde. Ya 1 lira zam yapmışlar ya. Direktmen üstlerine 1 lira zam, gaza zam, benzine zam, mazota zam. Ya bu nedir ya? Vallahi billahi bu fırsatçılar yüzünden oluyor bunlar ya, başımıza geliyor ya. Allah kahretsin sizin gibi insanları ya. Başka ne diyeyim ki? Ne diyeyim ya?
Bir battaniye 200 liradan, 300 liradan 800 liraya çıkar mı ya? Ya insanlar birlik olmuş, yardımlaşıyorlar. Bir araya gelelim de birkaç battaniye, ne bileyim bir mama, bir çocuk bezi vesaire vesaire toplayalım, gönderelim diye. Adamlar orada battaniye, biz hepsi kulağımıza geliyor. Battaniye alacaklar, battaniyeyi 800 lira. Lan senin batsın o battaniyen ya. Satma ya. Dağıt Allah için dağıt ya. Yıkılmış zaten her taraf yani. Binalar yıkılmış. Sen yıkılmışsın, göçmüş yani her taraf. Allah için ya ver bedava gitsin ya. Vallahi bilmiyorum. Yazıklar olsun diyorum. O tür insanlara yazıklar olsun. Vallahi o tür insanlar yüzünden geliyor bunlar bizim başımıza. Hepimize geçmiş olsun tekrardan. Arkadaşlar, haddimi aştıysam özür diliyorum hepinizden. Kusura bakmayın lütfen. Vallahi kızıyorum. Bu arada Eşref Şeker'di. Abim, vallahi yayınını duydum. Çok üzüldüm. Yani tanımazsın sen beni. Biz seni izledik. İzliyoruz da. Ama vallahi senin o annenle babana o haykırışın, o yalvarışın, Allah'a onun altında kalışı, hala da enkaz altında. Bugün tekrar baktım. Kurban olduğum Allah'ım, senin de aileni inşallah sağ salim çıkartmayı nasip etsin. Zaten yardım da herhalde bugün ulaşmış. Kepçeler belki bugün içerisinde canlı ya da ne bileyim rahmetli bir şekilde onlar çıkacaklar bugün Allah'ın izniyle. Kurban olduğum Allah'ım haklarının hayırlısını nasip etsin. İnşallah Eşref Şekerli abimizin de ailesi sağ salim kurtulur. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Anlattıktan sonra da o benim bahçemdeki göçüğü ve minaremizi çekeceğiz arkadaşlar. Kınalı Doru. Bu kınalı dorumuzu şu an satacağız. Şu an soğuktan dolayı tüylerini uzatmış. Eski videolarını biliyorsunuz zaten. Bu bizim tayımız. Küçük kızımız. 2 yaşında. Akıllı bir kızımız. Bunu satmak zorundayız. Neden satmak zorundayız arkadaşlar? Çünkü şu anda bizim bu tayımıza ihtiyacımızın olmadığını düşündük. Daha önce biliyorsunuz bu tayı alma sebebimizi izleyenler bilirler. Sebebi şuydu. Bizim tayımızı ben bacağımda femur başında, yani kalça kemiğimizde bir sıkıntı olduğu için otlatmaya gidemiyordum. Bu tay alındı. Belki bu hayvanla gideriz diye. O esnada küçük baş hayvanlarımızı sattık. Ama kızımız bağlı kalsın istemiyorum. Yani her gün başka bir ağacın altına bağlıyorum. Yemi falan çok yiyor. Eti, kilosu, her şey yerinde ama biz bunu kasaba vermeyeceğiz. Biz bu kızımızı bunun kıymetini bilen bir arkadaşımıza vermek istiyoruz. Bize arasınlar, ulaşsınlar arkadaşlar. Bu atımızı da ve yeni aldığımız yuralı, ondan sonra eyeri, altlığı, her şeyi var. Hatta buradan boynundan takılıp kuyruğundan geçirilen, hani üstüne bineni daha rahat tutsun diye bir daha var. Her şeyi var arkadaşlar. Eğeriyle beraber vereceğiz. Peki ne kadar istiyorsun? Ah, fazla bir şey istemiyorum. Kim buna 10 bin lira verirse arkadaşlar, bu atımıza kim 10 bin lira verirse, tabii eğer de içinde ha, yani şu anda 3 bin liraya alamazsınız o eğeri. Daha sıfır. Birkaç kez binildi sadece. Hiçbir yerine söküğü yok. Pırlanta gibi kırmızı bir eğerimiz var. Onu da göstereceğim size. Onunla beraber Allah nasip ederse bunu hakkıyla sürecek biri yok mu? Binsin üstüne koştursun. Ferdi kardeşimiz vardı. O devamlı biniyordu buna. Yani onun gibi binip de gezdirecek biri lazım. Neden bu zinciri taktın abi? Bol. Herhangi bir sıkıntı yok boynunda. Zincir takmadığım zaman bütün ne derler buna bağladığımız yural mı diyorlar? Evet, yuralların hepsini koparttı arkadaşlar. O yüzden çözümü böyle bulduk. Her gün başka bir ota örtlüyoruz derler. Hem otunu yiyor, hem vallahi önünde ezmesi, işte besi yemi falan oluyor. Sılaj da veriyoruz. Yemiş maşallah, karnı tok. Bir de akşam yiyecek, Allah nasip ederse. Ama gezmek istiyor. Tüylerine dökecek. Dur. Bak, gördünüz mü arkadaşlar? Vallahi çöz beni diyor ya. Kızım tamam. Seni hak eden birisi. Seni hakkıyla böyle sürecek. Senin şu gazını alacak birine inşallah seni göndereceğiz. Tamam. Hadi durdur bakalım burada. İşte bu arkadaşlar.
Ellerimiz her şeyle aşağı tutalım. Ayaklarını göster. Her şeyle beraber vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Cuma Ali Efe'nin hani marul tarlası vardı ya, daha önce çekim yapmıştık. Onun kullandığı bizim duvara, bizim bahçemize duvarı var. Bu eski bir yapı. Bir ağaçla örülmüş. Eskiden böyleymiş her şey. Bunun bir ismi var ama ben bilmiyorum. Bakın bu örgüye ne deniyor? Bu eski binada böyle göçükler oluşmuş. O da bizim bahçeye düşmüş gördüğünüz. Çoluk çocuk burada olsaydı, gündüz vakti olsaydı belki de sıkıntı da yaşanabilirdi. Arkadaşlar, bu arada camiye gelirken acı haberi de aldık. Hocamızın babasını maalesef ölü olarak bulmuşlar. Daha annesine ve diğer yakınlarına, kardeşlerine ulaşamamışlar. Allah'ım rahmet eylesin inşallah. Günahlarını affetsin. Babasının da emekli imam olduğunu biliyorum. Allah'ım rahmet eylesin inşallah. Mekanını cennet eylesin inşallah. Hocamız da buraya tayini çıktıydı arkadaşlar. İşte camimizin minaresi bu şekilde yapılmış. O gece buradaki çocuk parkının üzerine, gündüz vakti olduğunu düşünün. Çocuklar burada oynarken olduğunu düşünün. Arkadaşlar, Allah muhafaza eylemiş. Ağacı bile kırmış. En üstteki bölümü buraya düşmüş. Allah'tan ki kendi üzerine düşmemiş binanın arkadaşlar. Buraya da muhtar caminin yanında bir yer yaptırmıştı. Buraya tabutlar konuluyordu. Tarihi bir konağımız var orada. Yanılmıyorsam o da 1935'te yapılmış. Tarihi konakta hiçbir şey yok elhamdülillah. Cami minaresiz kalınca çok öksüz görünüyor. Çok garip görünüyor arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Videomuzu izlediyseniz teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğeni atın. Yorum yazmayı arkadaşlarınıza önerip abone olmayı unutmayın. Köyümde durum bu. İnsanlar gece yatmıyor, gündüz yatıyorlar. Hoşça kalın arkadaşlar.